Marş. Hey yo! Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte vahşi doğada nasıl hayatta kalırız bunu öğreneceğiz. Öncelikle ne yapacağız biliyor musunuz? Arkamızda gördüğünüz çatırda bir gece geçireceğiz. Bu geceyi geçirmek için çok güzel şeylerimiz var. Dışarıda hiçbir erzak yok. Sadece doğada. Doğanın verdiği şeylerle hayatta kalacağız. Arkadaşlar üstümüze bile hiçbir şey almadık yani evet, buraya. Üşümeye başlamadın mı sen? Ay bak buz gibi oldu hava çok yalnız. Çok soğuk oldu. Gece hazırlanmalıyız. Gece daha da soğuk Mert, oluyor. Gece donacağız biz galiba. Geceleri ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hava sıcaklığı buradan iyice böyle düşüyor. Ondan sonra donmaya başlıyoruz. Bizim bir çözüm bulmamız evet, lazım Mert. Ondan önceliğine ben çadırımıza gelirim. Oo çadırımız. Ya Mert. Çok soğuk. Daha gece olmadan buz gibi oldu burası. Gece olmadan çok soğuk oldu. Çok rüzgar istiyor, ne yapacağız? Bilmiyorum ya, bir şey yapmamız lazım. Benim bir fikrim var. Arkadaşlar böyle kaplarda çok fazla rüzgar varsa bir fikrim var. Bak ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız Mert? Kapımızın etrafını streçle saracağız. Nasıl yani? Nasıl yani? Gel hadi gel hadi çıkın. Arkadaşlar erzak olarak streç filmlerimizi getirdik. Evet arkadaşlar streç filmi ne işe yarar biliyor musun? Ağacın şuradan şöyle saracağız ki gece donmayalım. Rüzgar essin. Rüzgarı bunu yapacağız. Rüzgar geldiğinde buna diş. Mert işe yarar mı sence? Kesinlikle işe yarar kuzucuğum. Hadi deneyelim. Hadi yürü. Hadi. Arkadaşlar tamam. Şimdi rüzgarı engellediğimize göre şimdi vücut ısımızı arttırmalıyız. Nasıl arttıracağız Mert? Ne yapacağız biliyor musun? Daha güzel yöntemlerimiz var. Nedir için. O Mert? Kuzi. Bunu sardın ya elinle. Evet. Bununla vücudumuzu saracağız. Daha çok ısınacağız. Nasıl yapacağız onu? Her şeyle ısınacağız. Gel. Yürü. Geldim. Hadi yürü. Ellerimiz çok üşüyor değil mi arkadaşlar? Buz kesti ya. Buz kesti. Bunun için ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Melis elini tut böyle. Uzattım bakın, Mert. Eliniz ay öyle değil öyle değil. Şöyle. Böyle mi? Böyle saracağız. Sar, dondum. Vücut ısımız daha çok olsun. Sar, iyice sar. Burası çok güzel kuzum. Şimdi kesiyorum şunu şuradan. Diğer el. Bunu da getir, bunu da getir. Oldu, vallahi oldu Mert. Beni de sar kuzum, ben ne oldum? Biraz ısınmaya başladım sanki. Evet. Getir kollarını, getir. Böyle arkadaşlar, vücut ısımızı daha yükseğe çıkaracağız. Gece dolmayacağız. Ama bu yeter mi? Asla yetmez. Daha da ısınmalıyız. Daha çok saralım o zaman Mert. Daha çok sarmak değil Kuzi. Bizim ateş yapmamız lazım. Doğada eskiden insanlar bu zamanlarda gidip ateş yakıyorlarmış arkadaşlar. Ateş nedir? Sıcaklıktır ve yemektir Kuzi. O zaman ateş etabına geçelim mi Kuzicim? Geçelim. Çok donuyoruz arkadaşlar. Ama bu donmayı bizi çözeceğiz. Rüzgarı kestik, her şeyi kestik. Şimdi bize sıcaklık lazım. Sıcaklık için ateş yakacağız arkadaşlar. Şu gördüğünüz arkadaşlar, kibritleri bunun içine dolduracaksınız. Bir kasenin içine kibrit doldurun arkadaşlar. Ve gizli malzememizi kullanacağız arkadaşlar. Kullan. Kullanalım mı? Üzerine arkadaşlar reşo yakıtı döküyorsunuz. Bol bol dökün ki arkadaşlar cayır cayır yansın, sabaha kadar sizi sıcak tuttu. İşlem tamamdır Mert. Ve arkadaşlar biliyor musunuz bakın, bu ateşler daha önce yakılmış ateşler. Görüyor musunuz bilmiyorum. Daha önceden yaktığımız için arkadaşlar bunlar sürekli yanınızda taşınabilir ateş. Sürekli yanınızda taşırsanız ne olur? Başka bir yerde kamp kuracağınızsa o zaman da taşıyabilirsiniz yanınızda. Çok pratikmiş Mert. Evet kuzicim şimdi yakmaya başlayalım. Hadi hazır mısın? Ben önce şununla mı yaksan acaba? Onu mu yakayım kuzicim? Yak. Yakıyorum. Yanıyor. Oh be. Isıralım. Oh. Ay Mert çok iyi oldu bu valla. Bunu dumanını soğumamalıyız arkadaşlar. Mert dumanı zehirli mi? Evet zehirli. Karbondioksit. Isınıyoruz. Ama çok işe yaradı valla. Evet çok işe yaradı. Arkadaşlar geceleri ısınabilirsiniz. Eskiden doğal yöntemler bunlardı arkadaşlar. İnsanlar böyle ısınıyordu. Isınma sorununu da yok ettiğimize göre yemek etabına geçebiliriz. Evet karnım kurt gibi açmış. Benim de kurt gibi acıktı. Hadi gel bir şeyler. Hadi o zaman. Hadi yürü. Isınmamız lazım. Ateşimiz sönmüş. Ne yapacağız Mert? Sondu. Doğada bir şeyler aramalıyız Melis. Belki bir şeyler buluruz Mert. Buldum kızı bak orada şey var. Teneke kutu. O ne kutu. Öyle ya? Allah. Ateşimizin başına gel. Evet geldim. Bunun içinde ateş yakalım. Bu da rüzgardan söndü arkadaşlar. O zaman bu rüzgarı engelleyebilir. Arkadaşlar böyle durumlarda yapmanız gereken şey nedir biliyor musunuz? Panik yapmıyorsunuz, soğukkanlı oluyorsunuz ve bunun gibi dışarıda bir şeyler bulursanız arkadaşlar her şeyi kullanın. Doğal hayatın size verdiği her şeyi kullanın. Oldu. Bunu gösterelim. Şimdi içinde çok azıcık ice kalmış. Bunu şöyle. Dök Mert hadi. Mum şurada. Çadırdan gidiyor. Melis nerede kaldın? Yetiştim Mert. Mumu donduk. Buldum. Hadi hemen. Tamam dur sabit. Şey nasıl yakacağız bunu? Çakmam var kuzucuğum. Tamam yakın. Hadi yak. Yanına bir. Yandı Mert. Yandı. Marshmallow'lar nerede? Yiyeceklerimiz nerede? Yiyecekler mi? Arkadaşlar doğada bir sürü yerde meyveler vardır. Ağaçlar var. Yapraklar var. Bunları kullanarak kendimize yiyecek elde edeceğiz. Yürüyün. Melis bulabildin mi?
Donuyorum, donuyorum. Çubuk buldum. Melis nerede kaldın? Donuyorum, donuyorum. Geldim, ısınmam lazım. Dayan Mert, dayan. Bir şeyler buldum ben. Şu çikolata buldum. Belki eritiriz. Mısır var, mısır patlatabiliriz. Mısır patlatalım ya. Şunu da patlatalım. Dur, şunu boşaltayım. Bunun içine mısırları doldur. İçini üstüne koyacağım. Donuyoruz. Biraz dur, dur, dur. Dur Mert, anca patlar. Şöyle koy. Beklemeye başlayalım. Mert, işe yaradı. Çok güzel. Mısırımız patladı arkadaşlar. Bakın, doğada hayatta kalacağız arkadaşlar. Hava daha soğuk, bir şeyler yapmalıyız. Ne yapacağız Mert? Bilmem mısır ya. En azından karnımızı doyuralım. Teşekkürler. Çikolata, çikolata. Öyle batırıyoruz. Batır, batır, batır. Allah, düşsen batırsana. Hazır Mert'cim, hazır. Mumunu tutalım. Ateşi eri, ısını. Düşecek Mert. Düşecek. Düşmedi vallahi düşmedi. Sakin ol kızcığım. Tamam, sakin ol Mert. Arkadaşlar, bu şekilde yemek yiyebilirsiniz. Bunu da öğrenmiş olduk. Karnımızı da doyurduğumuza göre diğer ilimize geçelim. Buldum. Peşçi, vallahi peşçi. Bunda ne yapabiliriz Mert? Su içebiliriz kuzucuğum bundan. Su mu ama içinde su yok ki bunun. Suyu buluruz. Bak şurada kanalizasyon suyu var. Çok pis biliyorum arkadaşlar ama arındıracağız. Doğada hayatta kıyısal pis bir suyu nasıl mı arındırırız? Bunu izleyin, öğrenin sadece. Mert, döndürüyorsun bunu. Döndürdüm Mert. Nasıl arındıracağız kanalizasyonu? Bıçakla bunun bu tarafını keseceğiz. Dur, keselim Mert. Kes. Hazırdır Mert. Doğayı kirletmeyin arkadaşlar. Şimdi biz bunun içine pis suyu koyacağız. Gel. Pis suyu mu? Koyalım Mert, gel. Ay, kuzucuğum. Yeterli mi bu kadar şıksın? Ay Mert, yeter herhalde. Çok iğrenç gözüküyor. Çok iğrenç oldu. Allah, çok kötüsün. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu daha temizce içeceğiz. Ne yapacağız biliyor musun bunu? Kaynatacağız Melis. Ateş yaktı ki. Kaynatacağız. Ama önce bunun içindeki şunlardan arındırmalıyız. Nasıl mı arındıracağız? Nasıl yapacağız? Gel kuzucuğum, gel. Arkadaşlar, doğada hayatta kalmak için temiz suya ihtiyacımız var. Bunun için ne yapacağız biliyor musunuz? Bu gördüğünüz kirli suyu, bunların içindeki şu şeyler. Allah! Mert! Ay, çok... Ay, her yere su geldi Mert. Ay, çok kötü. Neyse. Ne yapacağız? Bu öyle kazalı olur. Bak, ne yapacağız biliyor musun? Hadi bir an önce arındıralım şunu, artık. Arındırmak için arkadaşlar bugün. Şunu aşağısını açıyorsunuz artık. Ay, Mert, ne yapıyorsun? Ay, Mert ya, her yer kanalizasyon suyu oldu ya. Çok da kötü kokuyor. Çok açık açacağız, tamam mı? Bakın, tamam. Böyle damlaması lazım bunun. Açalım Mert. Azıcık diyorum kuzucuğum. Tamam. Oldu. Bakın, yapraklar içinde kaldı arkadaşlar. Temiz su buraya aktı. Çok azıcık bir temiz su. Yalnız ellerimiz bana çok kötü oldu kuzucuğum. Yalnız bu hala hiç steril değil Mert. Hiç steril değil. Bunu yapmamız gereken ateşte kaynatmalıyız. Şöyle tutalım. Ve üstünde bekletmeye başladık arkadaşlar. Dondum. Mert, mumda gitti artık. Ne yapacağız? Donuyoruz kuzucuğum. Arkadaşlar, biz bildiğimiz tüm yöntemleri denedik. Doğada hayatta kalmak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bize yorumlarda yazabilirsiniz. Bize yardımcı olun arkadaşlar. Çok donuyoruz. Geceyi nasıl geçireceğimizi ben çok merak ediyorum. Hiçbir fikrim yok Mert. Arkadaşlar, bize yardımcı olun. Doğada hayatta kalmak için bildiğiniz şeyler varsa bize yazabilirsiniz. Sizleri gerçekten çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.